TRT 24 ekranlarına hoş geldiniz. Siyaset arenası oldukça hareketli bugünlerde. Cumhurbaşkanı Saadet Partisi'ni ziyarete giderken bakanları sosyal medya üzerinden birbirine giriyor. Muhalefettense hiç olmadığı kadar sert açıklamalar geliyor. Mal varlığını araştırırız dediği zaman tık bile çıkmadı. Tek cümle bile kurmadı. Mal varlığı dolayısıyla egemen güçlerin yönlendirmesi altında olan bir kişi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sağlıklı yönetemez ve bir milli güvenlik sorunu haline gelir. Son yerel seçimde alınan yenilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oldukça sarsmışa benziyor. Bu zamana kadar ona iktidarı sağlayan sandık artık hiç güven vermiyor. Bunun nedeni ise gittikçe şiddetlenen ekonomik krizle toplumda yaşanan huzursuzluğun sandığa yansıma korkusu. Bir de bunların yanına anketlerden gelen kötü sonuçlar eklenince yaklaşan seçimler Erdoğan için kabusa dönüşüyor. Sadece toplum nezdinde yaşanan itibar kayıpları değil, kurulan Cumhur İttifakı da Erdoğan'ın sırtında kambur oluşturmaya devam ediyor. Alaaddin Çakıcı'nın yaptığı açıklamalar Erdoğan'ı zor duruma düşürürken, çıkarılması düşünülen yargı reformu da iktidarın küçük ortağı MHP tarafından sabote edilerek engellendi. Ben Erdoğan'ı eleştiriyorum, Bahçeli cevap veriyor. Bahçeli'yi eleştiriyorum, yeraltı dünyasının bir lideri cevap veriyor. Ya şu Türkiye'nin geldiği hale bakın Allah aşkına. Nasıl bir hale geldik? Bahçeli, Çakıcı, Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı sisteminden pek de memnun olmayan Erdoğan, hem sistemi değiştirmek istiyor hem de iktidar ortağını. Bunun işaretlerini de Saadet Partisi'ne yaptığı ziyaretle göstermiş oldu. Erdoğan sadece Saadet Partisi ile diyalog zemini aramadı. Daha önce de İyi Parti ile müzakere kurmuş, çeşitli görüşmelerin gerçekleştiği iddia edilmişti. Ama bu bir ittifak manasına. Bilmem bu hemen kararlar verilmiş, atılmış, bilmem neler olacakmış. Ya o medyada zaten bunlar maşallah herkesin kafası bu gibi noktalara gelince bayağı hızlı çalışıyor. Yeni ittifak arayışında olan Erdoğan kendi medyasında sıkça yer verilen Muharrem İnce'ye de yeni parti kurdurarak karşısındaki bloğu parçalamak istiyor. Erdoğan'ın hedefinde sadece İyi Parti ve CHP değil, HDP de yer alıyor. HDP içinden gelen yeni açıklamalar alternatif bir Kürt hareketinin doğacağı sinyallerini veriyor. Sadece ortağı MHP ve muhalefet Erdoğan'ın canını sıkmıyor. %1'in bile çok önemli olduğu Cumhurbaşkanlığı sisteminde AKP'den ayrılan iki partinin varlığı da Erdoğan'ın uykularını kaçırmaya yetiyor. Muhatabına masa kur demedik, evine dön dedik. Hala zaman vardır. Bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Ben şimdi aracılığınızla Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ortağıyla ilgilensin. Ne zaman Sayın Erdoğan'ın ilgisi azalıyor, Sayın Bahçeli başta ben olmak üzere partime sardırıyor. Biz bundan bıktık. Lütfen ortağıyla ilgilensin. Ali Babacan'ın ve Davutoğlu'nun AKP tabanına seslenmesi başka bir sorun olarak Erdoğan'ın masasında bekliyor. Hem Babacan hem de Davutoğlu'nun son günlerde yaptığı vesayet eleştirileri de bir nevi gelecekte olacakların habercisi gibi. Hamaset yapacaklarına, ülkeyi tekrar kaos ve şiddet ortamına sürükleyecek adımlar atacaklarına bu ülkenin bir numaralı sorununu, şu ekonomi sorununu bir çözsünler. Başka işlerle uğraşmasınlar. Buradan tekrar ben hükümete ve ortaklarına çağrı yapıyorum. Erdoğan'ın beka sorununa işaret eden başka bir gösterge ise bürokratik alanda yaşanıyor. 6 Ocak'ta çıkan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle MİT ve Emniyet toplumsal olaylarda TSK'ya ait taşınır malların bakan oluruyla kullanımının yolunu açtı. Kapsamı oldukça muğlak ve geniş olan bu ifadeler muhalefetin gündemine de geldi. CHP Milletvekili Yüksel Kılıç'ın Cumhurbaşkanlığına yönlendirdiği soruysa oldukça manidar. Kılıç, 2937 Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT kanununa göre görevi istihbarat toplamak olan MİT'in görev kapsamında olmayan toplumsal olaylara müdahalede TSK'nın araç ve silahına neden ihtiyaç duyacak?
sorusunu yöneltti. Tabii soruya herhangi bir cevap gelmezken bu kararname akla 15 Temmuz öncesi yürürlüğe giren Emasya protokolünü getirdi. Erdoğan kendi bekası adına yeni çalışmalar yaparken Erdoğan sonrası için yaşanan kavgaların ilk yumrukları da atılmaya başlandı. Damat Berat Albayrak'la kavgasında galip ayrılan Süleyman Soylu yeni hedef olarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü seçti. Sosyal medya üzerinde birbirine giren iki bakan parti içinde oluşan hizipleşmeyi de açık ediyor. Yaptığı açıklamalar, gösterdiği performansla özellikle milliyetçi kitlelerin desteğini alan Soylu, Erdoğan sonrası için en büyük aday görünüyor. Milli Görüş kökenli partililerin pek de haz etmediği Soylu, yaptığı taktik istifayla daha önce Erdoğan'ı zor duruma düşürmüştü. Bu istifadan güçlenerek çıkan Süleyman Soylu, Erdoğan'ın iktidardan inmesini beklemeden bayrak açabileceği kulislerde konuşuluyor. Ortaklarından rahatsız bir Erdoğan, ekonomik kriz ve parti içi sıkıntılarla uğraşırken seçim riskini alır mı bilinmez. Yolsuzluk, silah kaçakçılığı ve terör suçları gibi davalar onu beklerken Erdoğan'ın iktidarı demokratik yoldan teslim etmesi pek mümkün görünmüyor. Geriye kalansa Erdoğan'ın iktidarını sağlamlaştıracak yeni lütuf arayışı olacaktır. Hoşçakalın. Şu anda bu çıkış, bu hareket Allah'ın bize büyük bir lütfu. Niye büyük bir lütfu? Çünkü bu tertemiz olması gereken silahlı kuvvetlerimizin...